Yapamadığım bir şey kaldı mı hayatımda? Kalmadı. Yani daha doğrusu bir şeyle onu da yapayım, bunu da yapayım durumunda değilim. Hülya Avşar belki Türkiye'nin en iyi oyuncusu değil ancak uzun yıllardır en çok konuşulan ismi. Filmleri, dizileri, şovları, şarkıları, aşkları ve olaylarıyla 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızda. Film gibi bir hayatın hem çok sevilen hem tepki çeken bir kahramanı oldu. Çok aşkları olsa ve iki evlilik yapsa da çoğunlukla hep yalnızdı. Yıllar sonra dile getirdiği Kürt kimliği üzerinde söyledikleriyle çok tartışıldı. Davalık bile oldu. İşte Yeşilçam'ın mavi gözlü güzelinin olaylarla dolu kısa hayat hikayesi. Evde sürekli Kürtçe konuşuluyor ama ben sokağa çıktığım an mesela asla hani benim mesela en zoruma giden taraf oydu. Hiçbir zaman bu tarafımı söyleyemiyordum. Babası Ardahanlı, annesi Egeliydi. Emral Hanım Ardahan'da yanında hemşirelik stajı yaptığı doktorun kardeşi Celal Avşar'la tanıştı. Birbirlerini sevdiler. Aileler evliliğe karşı çıkınca da kaçıp evlendiler. Hülya Avşar bankacı babasının işi nedeniyle 10 Ekim 1963'te Balıkesir Edremit'te doğdu. Leyla ve Helin adında iki kız kardeşi vardı. Çocukluğu Ankara ve Edremit arasında geçti. O yılları bir söyleşisinde bu sözlerle anlatır. Avşar aşiretinin kızı olduğum için aile içinde Kürt ve Türk gelin damat alıp verme meselelerinden dolayı bir dil karışması olmuş. Bizim ailemizde babam ve babaannem daha çok Kürtçe konuşuyordu. Onların dilinde benim adım Malakan Çur'du. Sarışın anlamına geliyor. Ben de mesela bir aşiret kızıyım ve ailemde, sülalemde daha doğrusu bir tane okumamış insan yok. Sporla, yüzücülükle uğraşan Hülya Avşar, 1979'da henüz 16 yaşındayken Ankara'da Ziraat Fakültesinde okuyan kendisinden 9 yaş büyük Antakyalı Mehmet Tecilli ile evlendi. Reyhanlı'ya yerleştiler. Ancak evlilik onun için geçici bir hevesti. 1,5 yıl sonra boşandılar. Yine Ankara'ya ailesinin yanına döndü. Daha 20'sinde bile değildi ve artık dul bir kadındı. Ankara'yı sevmiyordu Hülya Avşar. Hayalinde İstanbul'da yaşamak vardı. Annesiyle İstanbul'a misafirliğe geldiği bir akrabasının yazıhanesinde telefonlara bakarken bir gazetenin ilan servisinde çalışan bir genç ona çok güzel olduğunu, artist yarışması için fotoğrafını vermesini ister. Hülya da hiç düşünmeden verir. Ne oyunculuk deneyimi vardır ne de eğitimi. 1982'de İntibah dizisinde oynaması için teklif alır. İlk kez orada kamera karşısına geçer. Daha sonra şampuan reklamında oynadı. Hayali sinemaydı. Bu yüzden 1983'te güzellik yarışmasına girdi, kazandı. Ancak dul olduğu ortaya çıkınca tacı geri alındı. 15 gün içinde ben bütün Türkiye'nin tanıdığı bir insan oluverdim. Çünkü evet. Sürekli gazetelerde tacı alındı, işte evliymiş, yok yalan söyledi bize. Hülya Avşar'ın tacının geri alınması onun daha çok tanınmasına yol açtı. Aynı yıl Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmiyle Yeşilçam'a hızlı bir giriş yaptı. Parası da çok hoşuma gitmişti. 1 milyon teklif etmişlerdi tabii. 83 yılında iyi para. 12... Hülya Avşar'ın güzelliği ve ışıltısı hemen fark edildi. Teklifler üst üste geldi. Ancak haddini de biliyordu Hülya Avşar. Örneğin 1983'te Tarık Akan ve Yıldız Kenter'le bir film teklifi alır ama oyunculuk olarak onların altında ezileceği düşüncesiyle bunu kabul etmez. 80'lerde Yeşilçam'a giren Hülya Avşar, yapımcı ve yönetmenlerin gözde bir oyuncusu oldu. Sadece 1984'te 8 filmde oynadı. Kadir İnanır'la kamera karşısına geçti, Yabancı adlı filmde ölümden döndü. Silahla vurulma sahnesinde karnındaki kırmızı boya fünye ile uzaktan patlatılacaktı ancak set çalışanı barutu fazla koymuştu. Patlatılınca Hülya Avşar ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. 9 saat süren bir ameliyat geçirdi. Günlerce yoğun bakımda kaldı. Avşar kızı iyileşti ancak o kaza nedeniyle karnında boydan boya iz kaldı. Bu izi sonraki yıllarda dövmeyle kapattı. Hülya Avşar o dönem büyük gişe başarıları elde eden İbrahim Tatlıses filmlerinin de yıldızı oldu. Ayşem, Hülya, Aşıksın ve özellikle Mavi Mavi ile beraber kamera karşısına geçtiler. Son 2-3-4 İbo'yla yıllarca bir barışık, bir küs yaşadılar. Zaman zaman sevgili oldukları iddia edilse de bu hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı.
İbrahim Tatlıses'le ilişkileri sadece filmlerle sınırlı değildi. İbo, Hülya Avşar'ın babasıyla da yakındı. Kürtçe şarkıların yasaklı olduğu o yıllarda eve Kürtçe kasetler getiriyor ya da ona canlı söylüyordu. Buradan İbrahim'e çok selamlar. Gizli gizli Kürtçe şarkılar okurdu babama. 80'lerde birçok sinema filminde oynayan Hülya Avşar bununla da yetinmedi, müzik eğitimi aldı, şarkıcılığa da el attı. 1988'de ilk albümü Her Şey Gönlünce Olsun'u çıkarttı. İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la kapışacak kadar da iddialıydı. Hoş geldiniz efendim. Saygıyla selamlıyorum. 90'lı yıllarda Yeşilçam bitme noktasına gelmişti ancak Hülya Avşar az da olsa film teklifleri almaya devam ediyordu. Benim sinemalarım, Hasan Boğuldu, Bir Kadının Anatomisi, bunlardan bazılarıydı. Özellikle 1993'te Dilber rolüyle yer aldığı Berlin in Berlin'deki bazı sahneleri ve oyunculuğu büyük ses getirdi. Uzun süre tartışıldı, hatta en iyi yapımı olduğu bile söylendi. Beni seven tüm insanlara çok çok teşekkür ederim. İş hayatı gibi Hülya Avşar'ın aşk hayatı da yoğun ve hızlıydı. Ne kadar doğru bilinmez ancak dönemin medyasında adı birçok kişiyle anılıyordu. Şarkıcı Coşkun Sabah da bunlardan biriydi. Ancak sonu kötü bitti. Hülya Coşkun Sabah'ı askerdeyken terk etti. Dönemin ünlü futbol yıldızı Tanju Çolak'la aşk yaşamaya başladı. Çolak'ın evli olması nedeniyle bu ilişki çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hatta zina davası olarak mahkemelere bile düştü. Birkaç yıl süren bu fırtınalı birliktelik sonunda bitince Hülya Avşar medyaya Tanju ile yaşadıkları yüzünden büyük bir pişmanlık duyduğunu söyleyecek, hatta eşini arayıp özür dileyecekti. Eşini arayıp Ayşe Hanım'a özür dilerim. 90'larda özel televizyon kanallarının açılması birçok ünlü gibi Hülya Avşar'a da yeni bir alan açtı. Şov programı yapmaya başladı. Yerli sinema fetret devrini yaşadığı için oyunculuğu ikinci plana atıp şarkıcılığa yoğunlaştı. Ancak 1999'da yer aldığı Salkım Hanım'ın Taneleri filmiyle yine adından söz ettirdi. Eskiden 5 sene sonrasını düşünerek yaşardım. Şimdi bugünü yaşamayı tercih ediyorum. Artık genç değildi Hülya Avşar ve anne olmak istiyordu. Son sevgilisi Kaya Çilingiroğlu'yla 1997'de Paris'te Büyükelçilik'te evlendi. Bir söyleşisinde aslında Kaya Bey'in tipi olmadığını, bir sevgili ve eş olarak düşünmediğini itiraf edecekti. Kaya ile ilk tanıştığımızda ben Maxim'de çalışıyordum. Hiç tipim değildir mavi gözlü sarışın erkekler. Daha çok esmer ve kumral erkekleri beğeniyordum açıkçası. Ama o gün gazinoda canlı canlı görünce farklı geldi bana. Ama hiçbir zaman onunla birlikte olmak gibi bir düşüncem olmadı. Hülya Avşar, tipim değildi dediği Kaya Çilingiroğlu'ndan hamile kaldı. 1998'de kızı Zehra dünyaya geldi. Artık bir hayaline daha kavuşmuştu. Ancak bir kayaya çarpmıştı. 8 yıl süren evlilikleri aldatmayla son buldu. Bu kez terk eden değil, terk edilendi Avşar kızı. Hülya Avşar bu kaçamakları ilk önce affetmeyi seçse de evliliğini kurtaramadı. 2005'te boşandılar. Bir erkek ancak bir kadın isterse gider. Hülya Avşar hayata kaldığı yerden devam etti. 1998'de babası Celal Avşar'ı kaybeden Hülya Avşar'ın annesi Emrel Avşar da 2009 yılında kanserden hayatını kaybetti. 2000'li yıllarda daha farklı bir Hülya Avşar vardı. Oyunculuk ve şarkıcılığa golf ve tenisi de ekledi. Hem sinema filmleri hem de dizilerde yer aldı. 1980'lerin sonunda başladığı müziği hiç bırakmadı. Single ve sahne çalışmalarıyla yoluna devam etti. Şovlarında yaptığı hareketler, açıklamaları ve Gülben Ergen'le Tarkan gibi ünlülerle yaptığı kavgalarla da hep gündemdeydi Hülya Avşar. Kurduğum düzende çok mutluyum. İşim ve kızım, sporum. Üçüne odaklanmış vaziyetteyim. Yıldız olduğu 1980'li ve 90'lı yıllarda apolitik bir çizgide hayatına devam eden, Kürt kimliğini kamuoyu önünde hep saklı tutan Hülya Avşar, 2000'li yıllarda Kürt kimliğini kilitli tuttuğu o kutudan çıkardı. Ben de Kürdüm. Kürtçe şarkılar söylemeye başladı. Avşar birçok sanatçının aksine artık sözünü sakınmıyordu. Güncel politik meseleler üzerinde daha çok konuşmaya başladı. Bu yüzden 2009'da davalık bile oldu. Eskişehir Tekirdağ
Hanım, Kulilka Seval Hanım. Ruhaniye Zeşe Hanım, Lavuka Ezber Hanım. Hülya Avşar sevabıyla, günahıyla Türkiye'nin son 30-40 yılına damga vuran yıldızlardan. Kariyerine hala çok izlenen onlarca film sığdırdı. Bazıları arabesk ve ticari yapımlar olsa da aralarında Sabahattin Ali'nin kaleminden çıkan Hasan Boğuldu, Necati Cumalı'nın eserlerinden uyarlanan Uzun Bir Gece, Vedat Türkali'nin popüler eseri Fatma Gül'ün Suçu Ne, Fazilet, Alamancı'nın Karısı ve Salkım Hanım'ın Taneleri gibi sağlam edebiyat uyarlamaları da vardı. Sonra baktım herkes gayet rahat. Dedim herhalde ben becerdim bu işi. Hülya Avşar 1980'lerin başından bu yana popüler bir sanatçı. Aradan geçen zamana rağmen hala gündemde olan bir isim. Yıldızlığı altın yılları geride kalsa da artık 50'li yaşlarının son demlerinde olsa da diziler, televizyon şovları, reklamlar ve bazen çok tartışılan açıklamalarıyla hayatımızda yer almaya devam ediyor. Ya tabii ki yaşlanacağız, tabii ki zamanı geldiğinde de Allah sıralı nasip eylesin, bir de çektirmesin. Yani onun dışında ben yaşlanmaktan da keyif alıyorum, kırışmaktan da keyif alıyorum. Ne bileyim,